Herkese iyi hafta sonu da değerli dostlar. Arçelik şirket hissemizin önümüzdeki dönemdeki mevcut yükselişinden bahsedeceğiz biraz sonra. Hem şirket daha önce çizmiş olduğumuz 37 bölgesine değmiş. Oradan hafif kar satışı gelmiş ve sonrasında yeniden toparlanmıştı. Şirket hissesinde en son yaptığımız analizde 33 milyon yakın hisse geri alımı 32 TL bölgesinden gerçekleşmişti. Ve şu anda artık Citibank'ın satışı durdu. Şirketin hisse geri alım programı ne yazık ki şu an birazcık yatay almış durumda ee, ve şirketin artık bu sayede birden yükselişi gerçekleşmeye başladı. Benim anladığım kadarıyla bu lot değişimi yani şirketin hisse geri alım programının gerçekleştiği 32 bölgesinde bütün alımların orada gerçekleşmesi herhalde anlaşma dahilinde gerçekleşmiş gibi gözüküyor. O bölgedeki alış işlemi bittikten sonra Citibank'ın satışı durmuş ve Doğuça Bank'ın alımlarıyla şirket hissesi 37 bölgesini test etmiş durumda. Biliyorsunuz zaten 34 bölgesi üzerinde şirket hissesinde hızlanma bekliyorduk. %10'luk bir yükselişle bu beklentimizin net bir şekilde ortaya konduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde şirket hissesinde daha önce de bahsettiğimiz 42 ve 45 bölgeleri takipimizde olacak ki şirketin önümüzdeki yıl itibariyle şu anki mevcut pozisyonunun yaklaşık %80 %100 arasında bir potansiyel barındırdığını tahmin ediyordum 32 TL bölgesinden. Muhtemelen de bu beklentim gerçekleşecek gibi ki çünkü şirkette mevcut bilanço verileri çok net bir şekilde çok ciddi miktarda yüksek geliyor ve şirketimizin bu potansiyelden faydalanabilmeniz için uzun vadede bence bireysel emeklilik yapacağınıza bu şirket hissesini toplamak çok mantıklı ki önümüzdeki 5 sene içinde şirketin tanıyamayacağınız rakamlarda görme ihtimaliniz söz konusu. Umarım birazcık bu konuda yani biriktirme konusunda önemli şirket hisselerini takip edebilirsiniz. Yani bir miktar al-sat'a da para ayırın ama bir şirkete de beni seçin. Onu da böyle yıllarca biriktirmeye çalışın. Sizin için gerçekten bir emeklilik poliçesi tadında olabilir ki Arçeli'nin artık bulunduğu pozisyonu çok farklı noktalara ARGE ile taşımaya başladığını görüyoruz. Çok farklı iş kolları ve dünya markası haline gelmeye çalıştığını görüyoruz. Ve bu konuda gerçekten ciddi emareler söz konusu. Bu şirketin çok kısa bir sürede büyük yatırımcılar tarafından da fark edilmesiyle bu şirkette hem sermaye arttırımlarını görebiliriz önümüzdeki 3-4 yıl içinde hem de çok yüksek rakamlardan fiyatlandığını. Bu yüzden ben bu şirket hissesini yaz aylarından beri yani size ilk bu temettü düzeltiyorum ee, önümüzdeki dönem için böyle gelecek yatırımı olarak hazırladığım bir program vardı hatırlarsınız. Ee, bu torun portföy sistemi. O torun portföy sisteminde anlattığım 32 TL, 30 TL bölgelerindeydi hatta o zamanlar. Şirketi o zamanlardan beri toplamaya devam ediyorum ve emin olun 5 sene boyunca da toplamaya devam edeceğim. Umarım bunu sizler de kendinize entegre edebilirsiniz. Şimdi konumuza dönelim. Şirketin son dönemdeki bu hisse geri alım programı sayesinde şirket hissesinin yerini rahatlıkla koruyabildiğini gördük. Ve son 3 ay içinde gördüğünüz gibi neredeyse 4 milyona yakın ilk 5 kurumun alıcı olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni satıcının ilk 5 kurum içinde olması, alıcının da aynı şekilde ilk 5 kurum içinde olmasıydı. Şöyle devam edelim isterseniz. Yapı Kredi şu an 39 milyon lot itibariyle e, şirket hisse geri alım programının yapıldığı his e, şeydi, kurumdu. Citibank'ın elinde gördüğünüz gibi 50 milyon lot var. 60 milyarlık bir şirkette bu kadar az lot olmaz bence. Önümüzdeki dönemde bu şirket hissesinde temettü verimliliği haricinde şirketin bölünme e, verimliliği de şirket hissesine entegre olacak. Citibank'ın son ay içinde 4 milyon lot sattığını görüyoruz ki bunlar zaten yapı kredi üzerinden satın alındı. Yani Citibank e, bu hisse geri alım programında satılan lotların ana mimarıydı. Yani o Citibank'tan yapı kredi hesaplarına geçti bu şirket hisseleri. Ama son bir ay içinde gördüğünüz gibi Deutsche Bank şirket hissesinde alımlarını 33 TL üzerinde başlatarak şirketin 37 TL bölgesine gelmesini sağlayan kurum olarak gözümüze çarpmakta. Şöyle 3 aylık geçmiştik. Haftalıkta da gördüğünüz gibi 2.4 milyon lot civarında Deutsche Bank'ın alımı bulunmakta. Bu da şirket hissesinin 37 bölgesini test ettikten sonra yeniden bu bölgeye e, kar satışının üzerine tekrar bu bölgeye taşınmasına oldukça faydası olduğunu görüyoruz. Kısa vadede 37 geçilirse ne olur? Şirket kısa vadede 37'yi geçerse önümüzdeki birkaç hafta içinde 39 bölgesini test etmesi beklenir. 39 bölgesi geçildikten sonra da benim tahminim önümüzdeki ay sonuna kadar 42 TL seviyesine ulaşacak gibi gözüküyor. Bu potansiyel şu an var ki piyasada 3-4 ay boyunca bir yükseliş e, beklentisi hakim. Bu kanalda yukarı yönde kırılırsa muhtemelen 45 TL bölgesine hızlıca gelme ihtimali söz konusu olacak önümüzdeki aylarda. Yine aynı şekilde kısa vadede eğer bir endekste düzeltme gerçekleşirse şirketin ilk etapta 35 bölgesinin e, stop loss seviyesi yani zarar kes seviyesi olarak kabul edilmesi gerekiyor. Yani bu şirket hissesinde ben düşüş beklemiyorum ama 35 bölgesini aşağı yönde kıracak bir durum varsa ki bu bölge aşağı yönde kırılırsa piyasa muhtemelen önemli bir düzeltme e, seviyesine ulaşmış ve önemli bir düzeltme ile endeksin aşağıda hani bahsettiğimiz 1400 e, 1547 bölgesindeki e, boşluğun dolmasıyla alakalı bir düşüş trendine giriyor, oluşuyor demektir. Onun haricinde bu 35 bölgesinin çok güçlü bir destek olarak biz e, karşımıza çıktığını ve burada durduğunu göreceğiz. Şu aşağıdaki çizgi şunları artık yavaş yavaş sileceğiz. Buralar çok önemli değil. Şunları kaldırmayı unutmuşum dostlar. Bahsettiğim bölgelere mutlaka dikkat edin. 37 üzerinde şirket hissesinin 39 bölgesine çok çabuk ulaştığını sizler de göreceksiniz muhtemelen. Deutsche Bank'ın alımları çok net ve Citibank'ın satışlarına durması, hisse geri alım programının sonlanması. Yani sonlanmadı da e, şu an öyle bir şey yok tabii hani şirketin bildirdiği ama bu bölgede şirketin e, hisse geri alım programının 32 TL genel itibariyle Şirket hissesini hiç kaldırmadan bu bölgede tamamlamış olmaları benim artık kısa vadede bu şirket hissesinde geri alım programının e, durduğunu e, hissettirdi. Doğaça Bankında önümüzdeki dönemde alışları çok net ve bu hissenin yukarı yönde gitme ihtimali oldukça yüksek. Yani yan tahtalarda sıra gelene kadar bu şirket hisselerini e, önünüze almanızı ısrarla e, öneririm de diyemem, tavsiye ederim de diyemem. Ne yazık ki Sermaye Piyasası Kurulu buna izin vermemekte dostlar. E, kafanıza göre takılın. Bakın artık bir çaresine. E, bu arada tekrar hatırlatmak istiyorum. Trading View üzerinden takip eden dostlarımız için o bölgede artık çok fazla sık yayın yapamamaktayım. Bilginiz olsun YouTube üzerinden devam edeceğim. E, ve normal YouTube üzerinden takip eden üyeler için de mutlaka aklınızda olsun. YouTube'un topluluk kısmında ara ara açıklama yapmaya çalışıyorum. Hani her videoda söylemeye çalışıyorum kusura bakmayın ama e, genel itibariyle herkesin farkında olması için oldukça önemli. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.